Herkese merhaba arkadaşlar, Bünyamin Tangal YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Adobe XD'de küçük bir tasarım hazırlayıp bunu nasıl HTML koda dökeriz, ondan bahsedeceğim. Öncelikle bu programı kullanmak için bir Adobe XD Design programı ve Anima App isminde bir siteye ihtiyacımız var. Site Adobe XD Design ile entegre halinde çalışıyor, eklenti sayesinde buradan tasarımımızı hazırlıyoruz. Sonrasında anime epe gönderdikten sonra o kendisi orada HTML kodlamayı otomatik olarak yapıyor. Herhangi bir kod bilgisi bilmenize gerek yok. Şimdi şöyle küçük bir tasarım hazırlayalım mobil bandında. Şöyle ana sayfa ile başlayalım. Genelde hep Poppins kullanırım. Şöyle Poppins gidelim. Şunu da 16 yapalım. Şöyle kurumsal ve site hazırlıyoruz diyelim hakkımızda. Şöyle ne diyelim fiyatlandırma hakkımızda koyduk blok yazalım bir de. Sonrasında temamızın rengi pek hoş olmadı bu yazı metinlerinin. Şöyle bir buz rengi yapabilirsek güzel olur. Şöyle yapalım. Gidelim. Evet. Güzel oldu. Şöyle hatta ortalayalım biz bunu. Şu kısma şöyle bir slider kısmı ekleyelim. Şöyle rastgele yapıyorum ki şu an hızlı bir şekilde bitirip size nasıl HTML'de kodlama kısmını alacağız ondan bahsedeceğim. Bu kısım tamam. Şöyle şu çizgisini silelim. Şöyle birazcık şu tarz bir renk yapalım. Burası bizim slider ekranımız olacak. Burada e, gelen kullanıcı slider şeklinde bizim ürünlerimizi görecek. Şöyle uzaklaştıralım. Biraz büyük oldu sanırım bu. Slider kısmımızı birbirine çok yaklaştıramadık. Şöyle şunları böyle küçültelim bayağı Bunların aynı boy olmasına dikkat edelim. 20 19, 19, 19 tamamdır. Hafif açalım aralarını. Tamam. Şu an arkadaşlar kaba taslak çiziyorum. Hiçbir şekilde ne düzenimiz var, ne başka bir şeyimiz var. Şöyle bir tane çiziyoruz. Şöyle. Bu bir test mesajıdır bakalım bunun boyutunu bayağı bir çıkartalım 64 yeterli şöyle şu kısımdan şöyle bir şey yaptık diyelim hatta ben size Chrome kısmından şöyle bir tane ay yanlış yazdım hep şu story telle story seti karıştırıyorum He. Buradan arkadaşlar istediğiniz şekilde e, SVG dosyası indirebiliyorsunuz. Ben şimdi şuradan renk kodumuzu alalım. Buradan bir renk kullandıysak büyük ihtimal birbirine çok karışacak. Onu hallederiz. Bakalım şimdi nasıl oldu. Şimdi ben buraya ne yapacağım? Şimdi ben buraya şöyle bir şey yaparsam. Kaça kaç yapalım? 500'e 500 yapar bunu büyütürüz. Şöyle bir şey yapalım. Tamam şöyle bir e, slider kullanmışız diyelim. Slider'ı şöyle hafiften şey yapalım. Hatta şunu şöyle biraz hani bir şekilde dursun ki. Hoş durmadı ama. Şöyle bir şey tasarladık tamam mı? Bu kadar temel bir tasarımdayız biraz devam ettirsek mi süremizi çok yemeyelim sizde sıkmayayım istiyorum burayı bir e, export edelim arkadaşlar Şimdi, export ettiğimizde eklentiler kısmında e, girişmeden önce şunu söyleyeyim size bir: anime app kısmı ücretli. E, bunu bazı firmalar size e, 40 liraya 50 liraya temin ettirebiliyor. Ancak normal fiyatı 20 dolar gibi bir fiyat da öyle hatırlıyorum. Ancak no, siz bir tasarım işiyle uğraşıyorsanız, bu size hiç koymaz çünkü zaten bunu e, frontend ve tasarım e, ücreti alacağınız için size hiçbir şekilde etki etmeyecek bu fiyat. Zaten fazlasını kazanacaksınız. Şimdi burada bir existing project diyor gördüğünüz üzere. Şurada new project diyoruz. Buraya ne yazacağız? Atıyorum tasarım örnek. Tasarım örnek dedikten sonra workspace'imizi seçiyoruz ve create kısmına tıklıyoruz. Burada şu an bizim projemizi anima app'te tanıdık. Yani tanıttık anima app'e. Böyle biz benim projem var dedik. Şimdi e, bunun ee, şurada isterseniz hover efekt vesaire ekleyebiliyorsunuz. Bakın buraya tıklı şöyle olduğunda. Bunu tabi şeyde tasarımda göreceğiz. Mesela şuna da bir ne ekleyelim. Tıkladığımız zaman böyle yan düşecek falan var. Bunu değil de hover da işimizi görmez aslında. Böyle bir geçiş efekti koyabilsek. Şundan koyalım bakalım şöyle. Tamam mı? Şimdi bunu ana sayfaya tıkladığımız zaman Export kod diyoruz arkadaşlar. Uploading Design şu an bizim tasarımımızı animopi e, upload ediyor. Yükülüyor. Created Draft şu an e, bize dosyaların kaydedilecek yerini gösteriyor. Download Code Package dediğimiz zaman şöyle masa üstüne kaydedelim. Şimdi şurada bir yeni klasör açıyoruz arkadaşlar. Şöyle Sonrasında anima içindeki bütün kodları şöyle bir tane ekrana koyuyoruz. Şimdi ben buradan size bir Chrome açayım. Chrome'umuzu açtık. Ana sayfa kısmına getirdik. Ve gördüğünüz üzere kodumuz, e, tasarımımız koda dökülmüş halde. Bakın burada gördüğünüz üzere hani bir hover efekti koymuştuk ya. Bakın bunu butona koyacaksınız. Ben buraya koydum şimdilik. E, şurada bakın burada çok kısa bir e, efekt var. Bunu buradan ayarlayabiliyoruz. Buradan e, edit diyoruz. Kaç saniye olsun mesela? 1 saniye e, süresi olsun. Hani daha yavaş kaysın diyebiliyoruz. Sonrasında buralara buton ekleyebilirsiniz. Fiyatlandırma kısmına ayrı ekran yapıp e, fiyatlandırma kısmına tıkladığında başka ekrana yönlendirebilir. Blok kısmına aynı şekilde. Bunları yapmanız mümkün. Slider'lara tıkladığı zaman slide değiştirme bunlar da yapılabilir. Tabi bu kısımları e, ayrı bir yazılımcıya JavaScript olarak kodlatmanız lazım tam olarak Slider'da vesaire e, stabil çalışmıyor. O yüzden o kısmı yapabilirsiniz. Ama sizin bütün böyle küçük işlerinizi kodlayabiliyor. Tekst mesajlardır vesaire. E, bunları yapabiliyor. Bunlar mümkün. E, bir de şunu söyleyeyim. Bakın burada şimdi mobil kısmı bakın çalışmıyor. Nasıl yapacağız peki? İşte onu da ee, anima app düşünmüş. Şimdi ana sayfa mobil diyemiyoruz. Çünkü ana sayfanın mobil tasarım kısmı farklı. E S10 alalım. Şöyle indirelim bunu. Ben size şimdi çok temel hazırlayacağım. Bunu şöyle yapalım. Ondan sonra seni şöyle alalım. Şöyle birazcık büyütelim şunu. Tamam. Şunu şöyle küçültelim. Şöyle koyduk diyelim. Tamam mı? Bu bir test, test mesajını da şöyle koyalım. Bakın çok dağınık koyacağım. Hızlı bir şekilde yapacağımız için. Şöyle koyduk. Şurada da bir tane menü düşünün. Burada yapacağımız iş arkadaşlar ana sayfada breakpoints kısmına tıklamak ve Samsung Galaxy S10'u seçip down demek. Bakın burada birbirine bağladık. Bunu exportlayalım arkadaşlar. Onu da göstereyim hemen. Kaç dakika olmuş bu arada? 8 dakika olmuş. Onu da hemen göstereyim. Uploading Design diyor. Yani mobilde bu gözükecek, webde bu gözükecek. Tabii ki de bunu tablet e, 1280'e 720 diye boyutlarını yine e, ayrı ayrı yapabilirsiniz. E, öyle de kodlaması e, mümkün kodluyor. Şimdi buradaki kodları silelim. Bunlara ihtiyacımız olmayacak. Şöyle Download, download Code Package diyoruz ve masa üstüne dosyaları değiştiriyoruz. Yine aynı şekilde ben bunu şöyle dışarı aktaracağım. Sonrasında da ana sayfamıza bakın şimdi. Gördünüz mü? Şöyle yaptığımız zaman tabii ki de tam boyutunu oluşturamadık. Bunu acele yaptığımız için iyice böyle deneme, test, yanılma yöntemleriyle halledebiliriz. Arkadaşlar sistem çok güzel çalışıyor. Anime öpü aldığınız zaman pişman olmazsınız. Ana sayfa kısmı dediğim gibi vesaire bu ekranları tasarladığınızda kodlama bilmiyorsanız Anima App sizin yardımınıza kolayca koşar. Buna belli bir e, küçük e, ücret ödeyerek e, bu sistemi kullanabilirsiniz. Adobe X Design, Figma, e, Sketch bunlarla entegre çalışabiliyor. İçerisinde eklentiyle geliyor zaten. Bu eklentiyi kurduktan sonra ve giriş yaptıktan sonra sistemi kullanabiliyorsunuz. Bugün anlatacağım bu kadar. Burada tasarım göstermedim. Hiç tasarımda bir şey yapmadık. Direkt size bu sistem nasıl çalışıyor onu gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.